Evet, kelebekler var. Harar ya. Evet, şu an arkadaşlar Kelebekler Vadisi'ndeyiz. Manzara bu. Neslihan. Neslihan lütfen. Karşısı Faralya. Böyle yürüyüşe başlayacağız buradan bir de. Çekine çıksın da diğerleri çeksin. Evet. Vadiyi görüyorsunuz şu an. Boş vadi şu an. Kimse yok. Evet arkadaşlar, Kelebekler Vadisi'ndeyiz şu an. Alt taraf Kelebekler Vadisi. Buradan gözüküyor. Tam altımız. Buraya geldiğinizde bir seyir terası var. Seyir terasını kullanıp vadiyi çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Buraya aynı zamanda tekneler de ulaşıyor. Ölüdeniz'den teknelerle de gelebiliyorsunuz. Evet. Herkese iyi günler. Evet, Kelebekler Vadisi'ni en tepeden görüyoruz şu an. Evet, Alınca'dan çıktık şu karşıdan. Arkadaşlar, vadiye indik. Cennet koyuna geldik. Evet, Yastıkaya'dayız. Şu an karşı Alınca, alt taraf uçurum. Hayır, video çekiyorum şu an, videodasın. Sobalı mobalı çok güzel. Evet, bence de çok güzel. Günlük 400 lira arkadaşlar burası. İki kişi kalıyor, o da kahvaltı. O da kahvaltı, iki kişi. Evet, yeni kamp yapacağımız yerin fotoğraflarını paylaşıyoruz. Burada kaldık falan. İşte buralar bizimdi. Evet. Bu tuvalete girildi. Şu anda bir sıkıntı. Yedi burunlar diye bir yere tırmandık öyle. Kimse de görse intern çok çekmiyor burada. Deprem çok hissettiniz mi? Çok hissettiniz mi depremi? Evet, Göcek Koyları'ndayız. Evet arkadaşlar, şimdi Afkule'nin hemen solundan bir patika var. Biraz kötü bir patika ama orayı takip ederek Sarnıç'a ulaştık. Sarnıç'ın olduğu yeri görüyorsunuz. Müthiş bir yer. Bakın
Şöyle. Büyük bir kaya kütlesinin altında. Aynı zamanda orada bir tane küçük su deposu da var. Evet, Afkule Manastırı'na çıkan kamp direkliler. Bayrak açıyorlar. Aşağı doğru sarkıtın. Kaldırın yukarı. Evet işte. Ha işte böyle. Tamamdır. Afkule Manastırı. Karşıda Darboğaz Yarımadası var.